Kargoist Nurhak Tan'la temiz iletişimi sunar. Merhaba. Ünlü düşünür Yıldız Tilbe, kavga ederek çözebileceğiniz sorunları konuşarak uzatmayın der. İletişimin ve sorunları çözme yöntemlerinin çeşitliliğini ifade etmesi açısından değerli, kıymetli bir söz. Fakat her ne kadar bazı sorunlar kavga yahut tartışmayla çözülse de her zaman en iyi ve en verimli yöntem değildir. Yapıcı hiç değildir. Bu programda daha çok sorunun çözümünde ya da iyi ilişkilerin pekiştirilmesinde başvurduğumuz bir yöntemi ve bu yöntemin görgü kurallarını ele alacağız. Bugünkü konumuz ilişkilerdeki altın anahtar rolünü üstlenen hediyeleşme. Videonun başında kanalımıza abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı sizlerden istirham ediyorum. Bu yayınlar hep sizin için. Hediye vermek bazen kelimelerin ifade edemediği teşekkür, özür, muhabbet ya da takdir hislerini ileterek münasebetlerimizde samimiyetin ve nezaketin köprüsünü kurar. Bir hediye küçük ya da büyük, maddi değeri ne olursa olsun alıcının yüreğine dokunarak seni düşünüyorum, sen benim için değerlisin mesajını verir. Bu da iletişimimizi zenginleştirerek daha samimi bir hal almasını sağlar. Birine özel bir hediye vermek aradaki resmiyeti azaltarak ona karşı duyulan muhabbeti göstermeye yardımcı olur. İş yerinde verilen armağanlar teşvik edici bir iletişim aracı olarak çalışanların motivasyonunu artırabilir. Grup içinde hediyeleşme, dışlanmış hisseden bireyleri dahil etme ve grup içi dayanışmayı güçlendirme, tahkim etme yoludur. Hediye kültürü biraz da cömertlerin işidir. Merhum hocam Abdülmetin Balkanlıoğlu yanında mutlaka hediye edebileceği bir şeyler bulundururdu. Bir güzel koku, bir tesbih ya da başka bir şey. Mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu edin. Mutluluk bulaşıcıdır. Hem hediye güzel bir hatırlanma vesilesidir. Bunu bana filanca kişi vermişti, ondan yadigar cümlesine vesile olan bir nesne yıllar sonra bile ilişkilerin canlı tutulmasına vesiledir. Doğum günleri, yıl dönümleri gibi özel günler de hediyeleşmek için birer fırsattır. Nişan ya da kına gibi önemli anlarda bir yakınımızın çocuğunun doğumunda, birinin yeni bir ev alması ya da taşınması durumunda çocuklarımız ve yeğenlerimiz karnelerini aldıklarında hediye alışverişi yaparız. Ancak belirli bir zaman gözetmeksizin yapılan hediyeleşme, yani sürpriz kabiliğinden yapılan hediyeleşme ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Sonuçta hediye biraz da sürprizdir. Evde pişirilen yemek veya tatlıların komşuya ikram edildiği ve komşunun da tabağı boş iade etmeyip başka lezzetli bir yiyecek koyarak mukabele ettiği güzel bir kültürün parçasıyız. Twitter'da okumuştum. Bir öğrenci evi olarak kullandığı dairede yalnız yaşayan bir genç Ramazan ayında hazır çorbayla iftarını açmak üzereyken daha önce hiçbir münasebet kurmadığı, asansörde selam dahi vermediği bir komşusu içinde leziz yemekler dolu bir tepsiyle ezan vakti kapısını çalıyor. Genç komşusunun bu beklenmedik jesti karşısında yaşadığı mahcubiyeti anlatıyordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hediyeleşin çünkü hediye gönülden kini söküp atar buyurur. Yalnızca bir nesnenin el değiştirmesi değil, aynı zamanda kalplerin birbirine dokunması, duyguların derinleşmesine vesile olan hediyeleşmenin de bir usulü, adabı var. Şimdi bu görgü kurallarını birkaç ana başlık altında incelemeye çalışalım. Birinci ana başlığımız, hediye seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Hediye alışverişi yaparken kişisel zevklerimizi değil, alıcının zevklerini, yaşını, cinsiyetini, yakınlık derecesini, dini ve kültürel hassasiyetlerini ön planda tutmalıyız. İnsanlar hediyeye mukabelede bulunmak isterler. Çok pahalı hediye alarak aynı maddi karşılıkta bir hediye alamayacak kişiyi o hediyenin altında ezmemeliyiz. Bazen aldığımız hediye o kişinin bir ihtiyacını da gidersin isteyebiliriz. Yani aldığımız hediyeyle evindeki bir eşya, çalışma masasında bir aksesuar eksiğini tamamlayabiliriz. Bunun için imkanımız varsa ufak bir keşif yapıp evdeki, ofisteki eksikleri tespit edebilir. Diğer eşyasına mütenasip bir hediye düşünebiliriz. Tabii annelere alınan temizlik robotu, airfryer mi diyorlardı? O tarz şeyleri hediye kabiliğinden değerlendirmemek lazım. Sonuçta onlar o evin hizmeti için kullanılacak eşyadır. Bunlar hediyeden sayılmaz. Sen çok güzel hizmet ediyorsun. Bu eşyayı da al, daha güzel hizmet et demektir. Bu da hoş bir şey değildir. Daha kişisel ürünler tercih etmekte fayda var. Mahremimiz olmayan karşı cinse hediye alıp almamak, alacaksak nasıl bir hediye alacağımız konusunu da özellikle düşünmek zorundayız. Örneğin bir beyefendi, bir hanımefendiye özel sayılabilecek bazı kıyafetler yahut mücevherat cinsinden pahalı aksesuarlar alırsa belli bir niyet beyanında bulunmuş olur. Peki, hediyemizi aldık. Nasıl takdim edeceğiz? Hediye paketini estetik ve düzgün bir şekilde hazırlamaya özen göstermeliyiz. Fiyat etiketinin çıktığından mutlaka emin olmalıyız. Doğum günü, tebrik töreni gibi aynı anda başkalarının da hediye takdiminde bulunduğu bir zaman dilimindeysek, hediyelerin karışmaması için üzerine ufak bir kartla bize ait olduğunu yazabiliriz. Çiçek ya da başka bir hediye verirken yanında özenle kaleme alınmış bir kart en az hediyenin kendisi kadar değerlidir. O yüzden orada yazacağımız şeylere dikkat etmek, üzerine çalışmak, güzel bir yazıyla, mutlaka tabii bilgisayar çıktısı değil, el yazısıyla yazmaya özen göstermek lazım. Hediyeyi poşetinden çıkarıp paketiyle sunmak olması gerekendir. Ama daha sonra o hediyeyi taşımasına kolaylık olsun diye poşetini de çantasını da yanında vermek gerekebilir. Kişisel çantası hediyeyi sığdıracak kadar büyük değilse kişiye ekstra yük olabilir. Mümkünse değişim kartını da bulundurmakta fayda var. Bizim aldığımız hediyenin bedeni yahut rengi yahut başka bir özelliği uygun olmayabilir. Fakat muhatabımızın hediyeyi iade edip bambaşka bir şey alması kabalık olabilir. Bu biraz da aramızdaki münasebetle ölçülebilecek bir şeydir. Bununla alakalı kat'i bir şey söylemiş olmayayım. Evin çocuğunu mutlu ettiğinizde evin büyüğünü de mutlu etmiş olursunuz. Tabii bunu yaparken sorulması gereken durumlarda ebeveynlere danışmak gerekebilir. Anne babası çocuğa paketli gıda almıyorsa, cips, şekerleme, çikolata ve benzeri şeyler zararlı diye çocuğa yedirmiyorsa sizin de onu almamanız gerekir. Bazen olur, çocuk ailesiyle bu konuda çatışıyordur. Konu komşu yahut dede, nine, dayı, hala, amca, o benim yeğenim bir şey olmaz der, alır hediye kabiliğinden o paketli gıdaları çocuğa verir. Çocuk der ki vay anasını, benim anam babam bana bunlardan yedirmiyor. Amcam alıyor, dedem alıyor, halam alıyor. Bu sefer büyüklerine, yani aile büyüklerine, annesine, babasına çocuk diş bileyebilir. Onlar benim mutluluğumu istemiyor mu diyebilir. Çocuk aklıyla bunu doğru bir şekilde anlamlandıramayabilir. O yüzden biz böyle bir şey alacaksak, ki almamakta fayda var, bunu anne babaya sormak lazım. Siz çocuğa şundan yediriyor musunuz diye mutlaka sormak lazım. Aldığımız hediyeyi övmemeliyiz. Anadolu insanı hediyesini takdim ederken ne der? Çam sakızı çoban armağanı. Yani tevazuyla takdim eder. Bak bu hediye şöyle pahalı, böyle kıymetli, buna dünya üzerinde işte 10 tane üretildi, özel üretim, seri bilmem ne, buna ulaşmak için çok uğraştım, şu kadar çarşı pazar gezdim diye kendi hediyesini övmek görgü kurallarına aykırıdır. Bir de hediyeyi aldı, takdim etti. Ertesi gün arıyor, ne yaptın, o hediyeyi kullanıyor musun, işte sana aldığım aksesuarı taktın mı? Bak havalar soğuk, sana verdiğim bereyi mutlaka tak. Bu gibi hatırlatmalar hoş değildir. Hediyeyi başa kakmak hoş değildir. Hediyeyi verdiğimiz kişi artık o hediyenin, o malın sahibidir ve istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Zırt pırt hediye ettiğimiz nesne hakkında soru sormak hoş bir davranış olmaz. Hediye ile mukabelede bulunmak da kıymetlidir, nezaketli bir davranıştır. Peki hediye, şimdi vermeyi anlattık, nasıl kabul etmeliyiz? Bunun üzerine de konuşalım. Bir kişinin hediyesini kabul etmek aynı zamanda o kişinin iyi duygularına mukabelede bulunmak demektir. Hediye posta yoluyla gönderilmişse biz o hediyeyi kabul ettiğimizde alırız, güzelce fotoğrafını çekeriz, güzel bir mesaj yollarız, deriz ki hediyeni aldım, işte çok güzel bir çiçek yahut harika bir aksesuar aldım, masamı zinetlendirdi, teşekkür ederim deyip fotoğrafını yollayıp altına notunu da iliştirmek, teşekkür mesajını iliştirmek, ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar beğendiğini hissettirmek lazım. Hediyeyi elden teslim aldıysak ve ortam uygunsa orada paketini yırtmadan nazikçe açıp hediyeyi ne kadar beğendiğimizi ve memnuniyetimizi mutlaka göstermeliyiz. Yakınım olan birisi bana bir hediye almıştı. Ben de gayri ihtiyari kaça aldın bunu diye sormuştum. O da ya hediyenin fiyatı söyle, ya söyle biz yakınız bir şey olmaz demiştim. O da şu kadara almıştım deyince ben de ya o para ona verilir mi, kazıklanmışsın filan demiştim. Yıllar geçtikçe ne kadar kaba bir davranışta bulunduğumu daha iyi anlıyorum. Hatta gündem edildiğinde özür dilerim sana öyle bir kabalıkta bulunmuştum dediğim oluyor. O yüzden hediye aldığımızda hediye ile ilgili gereksiz sorular sormaktan, olumsuz yorumlar yapmaktan mutlaka kaçınmalıyız. Kullanışlı bulmasak bile belli etmemeliyiz. İnsanlar hediye ettikleri nesneyi yeni sahibinin üzerinde görmek isterler. Örneğin bir sevdiğinize bir kıyafet, eşarp ya da bir kolye aldınız, bir aksesuar aldınız. Daha sonra kendisini ziyaret ettiğinizde onu onun üstünde görmek istersiniz. Mevsim ve benzeri açılardan bir mahzur yoksa onun üstünde onu görmek sizi de mutlu eder. Dersiniz ki bakın hediyemi beğenmiş ve üstünde kullanıyor, tercih ediyor. Bunu söyletmek değerlidir. O yüzden hediye edenin yanında onun hediye ettiği kıyafetleri giymek çok düşünceli bir davranıştır diyebiliriz. Peki hangi durumlarda hediyeyi kabul etmeyebiliriz, geri çevirebiliriz? Çok pahalı bir hediyeyi geri çevirebiliriz. Ben bunu kabul edemem, bu oldukça pahalı bir şey. Çok nazikçe bir davranışta bulunmuşsun. Teşekkür ederim ama ben bunu kabul edemem diyebiliriz. Normalde hediye reddedilmez ama hediye bizim değer yargılarımıza aykırıysa o zaman o hediyeyi kabul etmemeliyiz. Tabii hediye ile rüşveti de karıştırmamak gerekir. Nitekim Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarından biri gelip bir kısım malı gösterir, der ki bunları topladım, bu da bana hediyedir der. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen babanın ve annenin evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi diye sorar. Kamu çalışanları kendilerine gelen hediye konusunda Efendimizin bu hadisini rehber edinmeli, ölçü almalı ve evlerine hediye görünümlü ateş taşımamalı. Zaman hızla geçiyor ve sevdiklerimizi mutlu etmek, onları bir hediye ile mutluluk tablosunun içerisine dahil etmek, onlarda güzel bir yadigar bırakmak ve onları önemsediğimizi, kıymet verdiğimizi hissettirmek için fırsatımız varken, zaman varken değerlendirmeliyiz, çabuk olmalıyız. Yine ünlü düşünür Yıldız Tilbe'den ilhamla sözlerimizi tamamlayalım. Çabuk olalım aşkım, her şeyi paylaşalım. Hoşça kalın. Kargoist, Nurhaktan'la temiz iletişimi sundu.